rahmetli ağabeyin bize büyük acılar ve büyük borçlar bırakarak göçüp gitti oğlum. Kaderimiz kötü yazılmış. Kaderimizi biraz da kendimiz hazırladık anne. Abime umumi vekaletname vermek fikri sizindi. Sen de rıza göstermiştin abi. Ne yapabilirdim dayı? Abime karşı mı gelseydim? Senin de işine geldi Ömer. Açık konuşalım oğlum. Mesuliyetin yoktu çünkü. Hesapsız para harcıyordun. Beni mi suçluyorsun anne? Suçlamıyorum. Çare arıyorum. Uçurumun tam kenarındayız şu anda. Alacaklıların parmaklarını oynatması kâfi. Korkarım ki olacak bu. Peki avukatımız ne diyor? Ne desin? Belki bir çaresi vardır. Bir defa da ben konuşayım onunla. Nasıl istersen oğlum. İyi ki geldin Ömer. Gitmeden evvel seni gördüğüm iyi oldu. Nereye gidiyorsunuz? Bursa'ya, bir arkadaşımın evine. Arkadaşınız bekleyemez mi acaba? Bekleyen arkadaşım değil Ömer, ailesi. Bana ihtiyaçları varmış. Size bizim de ihtiyacımız var Feridun Bey. Annem çok üzülüyor. Üzülmekte haklı kadın. Bir çıkmazın içinde çünkü. Bir şey yapılamaz mı acaba? Eğer yapılacak bir şey olsaydı senin bana gelmeni beklemezdim evlat. Maalesef bütün yollar tıkalı. Hiç ümit yok mu kurtulmamız için? Ancak bir mucize evlat. Mucize. Kimsiniz? Avukat Feridun Kamil. Buyur. Teşekkür ederim. Feridun Kamil'im. Hanımefendi zatenizi bekliyorlardı. Buyurun. Neredeler? Oo, maşallah Feridun Bey. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Demek evimizin yolunu biliyorsunuz. Sitemlerinizde haklısınız hanımefendi. Halbuki rahmetli eşinize söz vermiştim. Sizi ve sevgili kızı Neriman'ı sık sık ziyaret edecek, onunla ilgilenecektim. Üzülmeyin Feridun Bey. Sizin sevginizi de kendiminkine katarak Neriman'ın üstüne titredim. Hiçbir anne üvey kızını benim kadar sevmemiştir, inanın. Ona hiç şüphem yok Fehime Hanım. Son gördüğümde Neriman yaramaz, şirin bir kızdı. Şimdi nasıl acaba? İşte o. Neriman. Ama bu ses... İzah edeyim. Sizi buraya kadar yormamın sebebi Neriman'dı. Bütün uğraşmalarıma rağmen iyileşemedi. Gittikçe kötüledi. Hastalığı nedir yavrucağın? Delirdi. Ne? Evet. Maalesef zapt edilemez bir hale geldi. Vah vah, çok yazık. Üzüntüme bir de vicdan azabı karıştı şu anda. Onu bu kadar ihmal etmemeliydim. O zaman durum değişmeyecek miydi Feridun Bey? Yeteri kadar meşgul olmadın mı sanıyorsunuz yoksa? Yok, asla. Bütün tedbirleri aldığınıza eminim. Hem de nasıl? Bütün doktorlar seferber oldular. Maalesef bir netice alınamadı. Gene de yılmadım. Şu anda onu tedavi eden doktor Kenan'sa akrabamdır. Neriman'a hususi bir ihtimam gösteriyor. Yakında İstanbul'daki kliniğine aldıracak. Vah yavrucak. Kendisini görebilir miyim? Daha fazla üzülürsünüz. Kimseyi yaklaştırmaz yanına. Ben de şansımı denemek istiyorum. Küçükken kendisini dizlerinde hoplatan Feridun amcasını tanır herhalde. Lütfen hanımefendi. Pekala, buyurun. Senelerdir ümitle yaşadım. Kızım iyileşecek, evin mesuliyetini benimle paylaşacak diyordum. Ne yazık ki şu anda kendini idare etmekten bile aciz zavallı.
Taşıyacağınız yükün ağırlığını takdir ediyorum hanımefendi. Neriman'ın şahsi servetinin idaresi de size tevdi edilecek bu durumda. Desinize bir takım formalitelerle sizi de yoracağız Feridun Bey. Ne demek efendim? Vazifemiz. Tehlikeli olmaya başlayınca bu odaya kapatmak zorunda kaldım. Haklısınız. Hiç kaçmaya çalıştım. Bir iki defa. Bu yüzden daha fazla tedbir aldım. Farkındayım. Kaçması imkansız bence. Kırbaç en tesirli ilacı. Sakinleşmesi için onu korkutmamız lazım. Doktor Kenan'ın tavsiyesi bu. İçim yanıyor ama ne yapabilirim? Sizi anlıyorum. Çok acı bir şey. Çok acı. İşte zavallı Neriman'ımız. Olamaz. Olamaz. Neriman, yavrum, bak bana bir tanem, bak kim geldi. Feridun amcanım ben, tanımadın mı beni? Korkma çocuğum, tanımaya çalış beni. Tonton amca derdin bana, unuttun mu? Demek tanımadın, olsun. Eski günlerimizi anlatayım mı sana? Beni kızdırdığın vakit nasıl gönlümü aldığını söyleyeyim mi? Ha? Sakin olun lütfen, sen gidelim. Hatırladı, tanıdı beni. Evet. Tonton amca kurtarın beni, bu ne? Demek aklı başında. Evet. Sonra anlatırım. Yarın saat 10'da yeşil kahvede buluşalım. Peki, olur. O kadın... Şeytanın ta kendisidir beyefendiciğim. Küçük hanımın delirdiğine sizi bile inandırdı. Üvey anasının üstüne saldırınca ben de inandım. Bir de kendimizi koyalım onun yerine. Gün göstermesinler, 7 sene eziyet etsinler... ...bir de deli diye bir odaya kapatsınlar. Ne yapardık acaba? Haklısın, sinirleri harap olmuştur kızım. İstirahat etse eski haline döner. Hiçbir şey kalmaz. Ama önce o evden çıkarmak şart. Kaç kere denedik o işi beyim. Şeytan kadın her seferinde buldu geri getirdi. İşimiz zor Feridun Bey. Zor. Zor ama imkansız değil. Yoksa bir çare buldunuz mu? Galiba. Önce o evden çıkartacağım kızı. Sonra... Evet sonra? Sonrasını düşüneceğim Hayri Efendi. Olmaz Feridun Bey. Ben tanımadığım bir kızla asla evlenemem. Fakat o tanımadığın kız senin ve ailenin kurtuluşu olacak. Tanrı bana bu sevdiğim iki ailenin çocuklarına yardım etmek fırsatını verdi. Kız da çok zor durumda Ömer. Onun kurtuluşu senin bu evliliğe evet demene bağlı. Senin canını değil, sadece ismini istiyor. Ömer, oğlum. Şimdiye kadar hiçbir şey istemedim senden. Hep ben verdim. Şimdi sıra sende. Bir evet demekle aile şerefimizi, itibarımızı kurtaracaksın. Alacaktır sanki bir tabanca gibi. Namlusu da anacığının yüreğinde Ömer. Tetik de senin parmağında. Çekecek misin tetiği? Ya. Pekala, kabul. Oldu bu iş. Teşekkür ederim oğlum, teşekkür ederim. Şunu unutmayın hepiniz. O küçük hanım benden değil, sadece ismimle evleniyor. Şimdi de kızcağızı o cadı kadının elinden nasıl kurtaracağımızı düşünelim. Feyma Hanım'ın köşkü mü? Feyma evet. Hanım'la görüşmek istiyoruz. Geliyorla küçük hanım. Korkuyorum Hayri Efendi. Çok korkuyorum. Sevinmen lazım küçük hanım. Bataklıktan kurtuluyorsun. Yeni bir dünya bekliyor seni. Belki de yeni yeni acılar, işkenceler, gözyaşları bekliyor. Öyle konuşup da beni üzme.
İyi akşamlar hanımefendi. Bizi Doktor Kenan Bey gönderdi hanımefendi. Doktor Kenan Bey mi? Evet efendim. Evinizde bulunan bir hastayı almamızı emrettiler. Tuhaf şey. Önceden haber gönderecekti bana. Aniden karar verdi. Bu işin bu gece mutlaka bitmesi lazım geldiğini söyleyin dedi. Yoksa hasta hazır değil mi efendim? Hazır tabii, hazır. Beni takip edin. Söylediklerimi unutmadın değil mi? Unutmadım. Tekrar et bakayım. Gideceğim yerde her şeye evet diyeceğim. Güzel, başka? Paramın bir kısmı mutlaka kendi hesabımda kalacak. Sonra? Bir de İstanbul'daki köşk. Geliyorlar. Tanrı seni korusun yavrum. İşte. Sakın canını yakmayın. Hırpalamayın yavrumu. Çağırdık çocuklar, sağ olun. Hadi yavrum gel. Yok, ağlama bakayım, artık kurtuldun işte. Korkuyorum, ya peşimizden gelirse? Korkma yavrum, her şeyi düşündüm ben. Dinle beni. Seni üvey annenin elinden kurtarmak için bir çare bulmam lazımdı, anlıyor musun? Güzel. Ama annen kanunen senin üzerinde hak iddia edebilecek durumda. Bu yüzden en kestirme kurtuluş yolu senin evlenmendi. Evlenmek mi? Evet yavrum, ben de bu yolu seçtim. Karşına da iyi bir ailenin çocuğu çıktı. Evlenirseniz Fehim Hanım hiçbir şekilde sokulamaz yanına. Ama sen evlenmek istemezsen... O kadının eline düşmektense her şeyi yaparım. Seni zorlamış olmak istemiyorum ama ne çare ki en sağlam yol bu. Siz nasıl isterseniz. Tabii bu anlaşmalı bir evlilik olacak. Servetinin idaresini kocana bırakacaksın. Buna da razı mısın? Her şeye razıyım. Yeter ki o kadının elinden kurtarın beni. Kurtulacaksın çocuğum. Nikahlı kocan koruyacaksın. Nerede kaldılar acaba? Gelmeleri lazımdı. Ben de meraklandım. Sakın bir aksilik çıkmış olmasın. Geldiler galiba. Geldiler. Biz de lütfen hazır olalım. Kaldık ama yetiştik sanırım. Hoş geldiniz. Her şey hazır mı? Hazır. Fakat küçük hanıma biraz çeki düzen versek... ...bu haliyle bilmem ki ne dersiniz. Sırası değil derim. Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Önce nikah. Siz bilirsiniz. Peki. Buyurunuz. Gel yavrum. Buyurun efendim. Efendim, herkes hazır olduğuna göre hemen muameleye başlayabiliriz. Otur kızım, otur yavrum. Ömer Bey, siz de buyurun masaya. Buyurun efendim. Hadi çocuğum. Buyurun. Hadi. Feridun Bey, nikah muamelesinden sonra yürürlüğe girecek olan mukaveleyi... ...dilediğiniz şekilde hazırladım. Teşekkür ederim. Çocuklarım, nikahını şahitlerin huzurunda özel bir anlaşmayla kıyılacak. Şöyle ki... ...kızım, Ömer Bey'le evlenmeyi kabul ettiğin andan itibaren... ...6,5 milyon lira tutarındaki nakit paran ve... ...şurada tek tek belirtilmiş olan gayrimenkullerinin idaresi... ...kocanın üstüne geçecek.
Bunu kabul ediyor musun? Bir şartla. Nakit paramın 1 milyon lirasıyla İstanbul'daki köşk benim üstümde kalacak. Pekala. Sayın noter, bu maddeyi de ilave edin lütfen. Baş üstüne. Başlayabiliriz memur bey. Siz Necdetoğlu Ömer Ulaş, gönül rızası ile Neriman Hanım'ı Zevceli'ye kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Hulusi kızı Neriman Koza, hiçbir şiddet ve tazyik olmaksızın Ömer Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet efendim. İmzalayın. Bütün acılı günler geride kaldı artık. Sayenizde Feridun Bey amca. Çok teşekkür ederim oğlum. Hepimizi kurtardın. Rica ederim, bu bahsi kapatalım artık. Yüzükleriniz Ömer. Hadi yavrum, hadi. Olamaz. Hayır. Benim karım olamaz bu. Ömer oğlum. Anne. Bana layık gördüğünüz gelin bu mu? Sakin ol Ömer. Ben bu kızla. Alacağınız olsun. Bir maymunla evlendirdiniz beni. Ömer. Üzülme kız. Bu delikanlı fazla şımartılmış. Ne deseniz haklısınız. Oğlum namına senden özür dilerim kızım. Hadi gel odana çıkalım. Önce biraz istirahat et. Gel çocuk. Gel yavrum. Biz yanlış iş yaptık galiba. Ya. Buyur yavrucuğum, gel. Bak bu oda senin. Şimdi biraz istirahat et. İstersen ben de yanında kalayım ha yavrucuğum. Ben yalnız kalmak istiyorum peki efendim. Peki yavrum. Olamaz, olamaz. Bu mahluk benim karım olamaz. Bir maymunla evlendirdiniz beni. Cehennemin dibine. Seyahate çıkıyorum. Sırası mı şimdi oğlum? Tam sırası. Zira o hilkat garibesiyle aynı çatı altında biraz daha kalırsam çıldırabilirim. Kendine gel Ömer. Kendim diyeyim. Lütfen yeter artık. Ailenin şeref ve haysiyeti için gereken para temin edildi mi? Edildi. Benim de evlatlık vazifem burada biter. Daha fazlasını isteyemezsiniz benden. Bana bir de burada kal. O maymun suratlı ucubeye kocalık vazifeni yap derseniz... İşte o zaman kıyamet kopar. Değilse evlendiğiniz akşam oğlum... Bir erkeğin bir maymunla evlenemeyeceğini hiç düşünmediniz mi? O umacı ile karı koca olacağım zannediyorsanız şaşarım aklınıza. Bir defa o salak kız buraya gelmeden evvel hiç aynaya bakmamış mı? Değil bir erkek, bir şebele maymunu bile onu görse fersah fersah kaçar. Biraz anlayışlı ol yavrum. Anlayış mı? Sizler bana karşı çok mu anlayışlı davrandınız? Allah'ım, fakat kızcağız... O kızı alın da turşusunu kurun. Salamura'ya girince belki bir alta benzer. Peki, ne zaman döneceksin? Hiçbir zaman. O maymun suratlı burada kaldığı müddetçe hiçbir zaman. Ben ne hasta bakıcıyım, ne tımarhaneci, ne de maymun terbiyecisi. Öyle olmasını istemezdim yavrum. Ne diyeceğimi şaşırdım. Bütün bunlara ben sebep oldum. Beni hiç kimsenin istemeyeceğini düşünmeliydim. Affedin. Asıl ben senden özür dilemeliyim.
Yalnız şunu bilmeni isterim ki bu işi sadece ailemin menfaati için yapmış değilim. Senin de o hayattan kurtulmanı istedim. Üzülmeyin efendim. Kaderim bu benim. Ağlama yavrucuğum. Belki oğlumu bir zaman için kaybettim ama senin gibi tatlı bir kızım oldu. Çok iyisiniz efendim. 7 senedir sıcak bir ana kucağının özlemini çektim. Annen olarak ilk önce seni iyileştirmeye çalışacağım. Bakıma ihtiyacın var, sinirlerin harap olmuş. Seni bir şifa yurduna göndermeyi düşünüyorum. Çok kalacak mıyım? Ne kadar istersen. Ama gitmek istemezsen... İstiyorum efendim. İyi düşündünüz bunu. Belki değişirim orada. Bak yavrucuğum, değişsen de değişmesen de umurumda değil. Böyle de sevdim seni. Kızımsın, canımsın bundan sonra. Bunu hiç unutma yavrucuğum. Sizi arıyordum. Hayrola hemşire hanım? Malum, sizinki gene azıttı. Ortalığı birbirine katıyor. Ben şimdi sakinleştiririm onu. Nerede? Odasında. Devalasın, devalasın ki katil olmayayım. Ne yaptım size madem? Daha ne yapacaksın? Oh, 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 öldürürüm seni, beni katil edersin. Namussuz. Ah, daha dur. Ah, yavrum sensin. Hoş gelmişsindir. Pek hoş bulmadım ama. Gene neden kızdın? Şirk ha, keyfime karışıyorlar. Ağzım kuruduysa bir damla bile su yoğudu. Bir şey içeyim değilsin. Su dediğin konyak olmasın sakın. İkisi de aynı şey değildir yoksam. Hani bana söz vermiştin Sırpik abla, içmeyecektin artık. Ama sen de hiç sormuyorsun be. Keyfimden içiyorum yoksam ki kederimden. Söyle bakalım bana, neymiş derdin? Yakında seninle ayrılıyoruz. Her sene buraya gelir kendimi kalafata çekerim. Ama bu sefer çok kalmışımdır. Sebep de sensin. Neden benim? Sana kanım öyle bir kaynamıştır ki sorma. Pek arayacağım seni ka. Ah şimdi bu Anzorat'ı Sırpik gitmesin de kim içsin be? Kim içerse içsin. Ama benim tatlı Sırpik ablam içmesin. Hadi yemin et bakalım. Bir daha ağzıma bir damla içki koyarsam sülalemi eşekler tepsin. Aldı. Sevgili anneciğim, son mektubunuzu bu sabah aldım. Sevincimi hastalık haberiniz gölgeledi. Geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Yakında ben de yanınızda olacağım. Dayı beyin buraya kadar zahmet etmesine hiç lüzum yok. Boşuna yorulmasınlar. Ben kendim gelirim. Hürmetler eder, ellerinizden öperim. Hemşire hanım, Neriman'ı görmüşsündür. Bugün hiç görmedim madam Sırpik, odasına baktınız mı? Baktım ama yoktur. İstersin habersiz kaçıp gitsin. Aşk olsun Sırpik abla. Senden vedalaşmadan gider miyim? Ne zaman vedalaşıyoruz? Yarın. Onun için bugün alışverişe çıktım. Elbisemi beğendin mi? Dur bakayım. Bu nedir be? Daha fiyakalı bir şey bulamadın. Ya Hızır kocan eve dönmüş ise? Bu sefer de seni hizmetçi zannetsin istiyorsun. Elbisemi değil, beni beğenmeli abla. Halt etmişsin sen. Kadının vitrinidir giyimi kuşamı. Her ne kadar tanımıyorsam da gıcık almışımdır senin kocan olacak yüzüye. Seni elimle süsleyeceğim. O maymun seni görünce küçük dilini yutmazsa... ...bana da Sırpik Bendiyan demesinler. İki gündür kızcağızdan hiçbir haber yok. Yollarda başına bir hal gelmiş olmasın? Özme tatlı canını. Bir şey olmaz o şebele maymununa. Yaktık Ömer'in başını. Hanımefendi, bir bayan misafiriniz var. Kimmiş acaba? Çok güzel. Hiç görmediğim bir hanım. Salona aldım. Allah, kim olabilir? Dur bakalım. Ya bismillah, güzel bir hanımmış, görelim şunu. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Rahatsızlığınız çok üzdü beni. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim yavrum.
Kusura bakmayın, tanıyamadım sizi. Kimin kızısınız? Tonton bir hanımın. Gözlerinin içi güler bana bakarken. Öyle özledim ki sıcacık kucağını, bilemezsiniz. Karşımda şu anda. Bana kollarınızı açmanızı bekliyorum anne. Aman Allah'ım, Neriman, yavrum benim. Anneciğim. Bu ne tatlılık, bu ne güzellik, bir tanem. Gözlerimi kamaştırdın inan ki, canım. Ha, sizi rahatsız etmiyorum ya. Ha, ne demek, bak kim geldi. Kim, tanıyamadım. Neriman. Neriman da kim? Senin şebele maymunu. Kızımız, gelininiz yuvasına döndü. Neriman, Neriman. Hoş geldin çocuğum, gel dayıcığına bebeğim, gel yavrum benim. Demedim mi ben sana, Neriman fıstık gibi olup dönecek demedim mi? Bu kızda cevher var demedim mi? Dedin, daha neler dedin hem de. Kulakları çınlamıştır kızım. Ah, Ömer burada olsaydı şimdi. Yok mu burada? Hayır yavrucuğum, gidiş o gidiş. Hele biraz istirahat et, oturup uzun uzun konuşacağız seninle. Beyefendi, kıymetli rahatınız ve istirahatınızı bozarak kendimi size hatırlatmak mecburiyetinde kaldığımdan dolayı cidden müteessirim. Bu büyük cüretimi bağışlayacağınızı ümit ederek istivacımızla ilgili bir iki meseleye temas etmek istiyorum. Pek aceleye gelen nikahımız, sonra da hemen yola çıkmanız sizi yakından tanımama engel oldu. O kadar ki ansızın dönerseniz veya sokakta falan birbirimize rastlarsak doğrusu sizi tanıyamam. Evde bir resminizi aradım bulamadım. Rica etsem acaba bana bir fotoğrafınızı gönderir misiniz? Zehir sanki mübarek. Ama şifa verecek size. Bana şifa veren senin alakan yavrum. Allah razı olsun. Mektup var efendim. Dur bakayım. Bu mektup sana. Hem de Ömer'den. Ömer'den. Bana mı? Tabii sana ya. Al. Oğlumu bilmez miyim ben? Cevap verir. Hem de af diler demedin mi? Söylemedin mi ha? Hanımefendi, kendinizi hatırlatmak zahmetine katlandığınız için üzüldüm. Sizi bir kere görüp de unutabilecek insanın var olabileceğine inanmak çok güç. Bendenize maalesef sizi hala aynı şiddetle hatırlıyorum. İlişikte size bir resmimi gönderiyorum. Ona bakar, size bu kadar uyan eşinizle iftihar edersiniz. Anneme de söyleyeyim beni beklemesin. Siz o evde bulunduğunuz müddetçe adımı atmamaya yemin ettim. Ne oldu yavrum? Yoksa kötü bir haber mi? Hayır efendim. Bilakis, muhterem kocam lütfetmiş, resmini göndermiş bana. Buyurun bakın. Aman Allah'ım! Haydi sürtük şerefine! Oh be! Ne olur ama siz de çatladığını geliyoruz işte! Ben her akşam 3-5 kadeh çekey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 
yavrum. Ah gittik abla. Bu ne güzelliktir kız. Ah yavrum gel seni şapada bak bir kere daha öpeyim. Oh yavrum. Oh yavrum. Hoş gelmişsin Neriman'cığım. Bana bak yalnız geldin he. Hayır yanımda kocam da var. Kocam? Kocam ne dedi be? Hani yalnız kimse yok. Nereye sakladın herifi dur bakayım. İşte burada. Tüş. Kabuğu maymun fotoğrafıdır. Gırgır geçi olsun ablan ulan. Gırgır geçilen benim Sırpik abla. Bardağı taşıran son damla bu resim oldu. Ben de çektim geldim İstanbul'a. Pek güzel de yaptın. Haydi şimdi şerefine içiyoruz he haydi. Hayır. Hemen gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Benim evime. Ha. Bundan sonra beraber oturacağız. Beraber mi oturacağız seninle? Yaşa be hadi şerefini içelim. Aa bırak şunu. Ne? Önce yemin et. İçkiyi bırakacaksın. Aa, ettim. Aa iyice et bakayım. Edeyim.
Dur. Eğer bir daha ağzıma içki koyarsam sülalemi eşekler tepsin. Oldu. Çıkmak istemiyorum. Korkuyorum hayattan. Korkmak da neymiş ka? Yanında Surpik belirleyen gibi bir cadı varken kimden korkacakmışsın? Ama erkekleri diyorsan o başka. Mühim değil benim için erkekler. Öyle söyleme ka. Sen onları bana sor. Kimisi güzelliğine, kimisi parasına, kimisi de tatlı diline güvenir. Ama hepsinin de gözleri güzel bir karı gördü mü, sanki lamba gibi parlar. Kim? 24 yaşında, 2 yıllık evli. Suadiyeli, kültürlü, parası var. Devam. Tek viskiyi sever, ha? Romantiktir. Hı? Adı Şermin. Merci, sağ olun. Şermin, bu ne sürpriz? Affedersiniz, tanıyamadım. Oturabilir miyim? Merci. Demek unutulduk, ne kadar acı. Bülent'im ben, Bülbü. Bülent mi? Evet, hiç değişmemiş. Değişmemişsin, eskisi gibi güzelsin, inan. Evet ama... Suadiye'yi hatırla. Denizin mavisini ve martıları hatırla lütfen. Şiirler yazardım sana. Şimdi de roman yazıyorum. Yeni romanımın ismini senden alacağım Şermin. Büyülü gözler. Nasıl, beğendin? Çok güzel. Bravo. Ha? Kimsin sen? Ben mi? Biz hanımla çocukluk arkadaşıyız. Küçüktük, bu kadardıktık ya. Bebeklikten arkadaş. Hatta kundaktaydık o zaman. Ya beraberdik ikimiz. Evet. Hey Allah. Bay bay! Siz olasın bey! Affedersiniz matmazel, affedersiniz! Allah! Ay. Yürü kız! Ay. Niye arkana bakıyorsun, yürü üstüne! Deli fişektir, parası var. Hı. Dördüncü kocası zafiyetten gitti. Sosyetenin gülüdür, Allah. İskiye bayılır, ayırt etmez. Adı Surpik, yaşı da 47. Güzel. Onu sormuyorum, o senin olsun. Şu yanındaki kim, soldaki? Ben de tanımıyorum. Fark etmez, şimdi tanışırım. Aman Allah'ım, olamaz. Leyla, sen ha? Hiç değişmemişsin Leyla. Daha da güzelsin, inan. Birisine benzettiniz herhalde. Leyla değilim ben. Değildir, ahlam olsun, ahbalik. Olamaz. Bu gözler... Ne olur yardım edin bana. Evet, evet, hatırladım. Serap'sın sen. Adım Serap değil, Neriman. Anladınız mı? Neriman, evet, Neriman'dı tabii. Beni tanımadın mı Neri? Ben Bülent, Bübü. Hayır, birisine benzettiğinizi söyledim size. Laf anlam olsun, yoksam ki adam akıllı benzetilmek istiyorsun. Canım, Neri, Suadiye'yi hatırla. Denizin mavisini ve martıları hatırla lütfen. Hani sana şiirler yazardım, şimdi de roman yazıyorum. Yeni romanımın adını senden alacağım Neri. Büyülü gözler. Bana bak, hı? Eğer gitmez isen patlayan gözler olacaktır ismi. Hadi defol diyorum sana. Ama nereye gideyim? Cehennemin dibine. Emredersin. Be, delidir nedir? Baktın deli, dön geri demişler. Abla sinirlenme. Hep de beni bulur zaten. Affedersiniz. Neriman hanımefendiyi telefondan istiyorum. Hı? Neriman mı dedin? Evet efendim. Aa. Alo?
Ben Neriman. Kim arıyor? Alo, kimsiniz? Lütfen cevap verin. Hayatımı vereyim, emredin. İnanın Bülent kulunuzun yaşaması size bağlı. Ne? Gene mi siz? Oh, nereden telefon ediyorsunuz? Cehennemin dibinden. Nasıl cesaret edebildiniz buna? Küstahsınız. Hayır, aşığım. Bir tel saçınıza feda ederim kendimi. Emredin sultanım. Defolmanızı emrediyorum. Hem de çok uzaklara. Uzaklardayım, çok uzaklardayım zaten. Aramızda aşılmaz engeller var. Ah ne olur telefonu kapatmayın sultanım, yalvarırım. Ne olur dinleyin beni. Şeytan dinlesin sizi. Yalancı, düzenbaz, yılaşık bir erkeksiniz. Anladınız mı? Ay! Ne? Siz burada mısınız? Ne olur kusuruma bakmayın. Yıldırım aşkına inanmaz mısınız siz? Kuzum hiç sıkılmaz mısınız? Hayır. Durun bozmayın bakışlarınızdaki o güzel manayı. Romanımın son ismi... Utanmaz adam. Olsun. Ah oh. Ah. Ah herif değil mi? Sanki marangoz tutkalıdır be. Ben eskiden böyle adamlarla pabucumun davanını yapıştırırdım. Garip bir adam, üşenmiyor da üstelik. Aman Yavuz, gene de tikat olalım. Bak, sağ gözüm halam seyri ol. Hayra alamet değildir tikat olasın. Sen benim laflarımı da boş geçme. Kapını bacanı da iyi kapa. Kapatırım, merak etme. Hadi iyi geceler. Sana da ablacığım. Benden kurtulmak istiyorsanız arkadaşlık teklifimi kabul edin. Bu bir tehdit mi? Hayır, bir çare. Evet derseniz sevinçten ölürüm, siz de benden kurtulursunuz. Hayır, bin defa hayır. Mersi. Demek ölmemi istemiyorsunuz. Bana bak, şimdi de mat kedisi gibi çamlara tırmanıyorsun. Eğer defolup gitmezsen yangın var diye avaz edeceğim, anladın? Sen parasın nesin be? Aşık bir romancıyım madam. Yeni bir isim buldum romanıma. Çamdaki kemancı! Geç kaldı canım. Film başladı işte herhalde, başladı. Zarar yok, belki film başlamamıştır İnşallah. Daha. İnşallah. Ne oluyor yani şimdi? Görüyorsun bak, ben mevzuyu da anlamadım. Dur biraz, anlarız şimdi. Canım neden anlayacaksın biz? Anlayınca kadar film piç oldu, gidecek. Öylesin. Sen böylesin zaten. Ben anlatırım size. Sensin gene yok ya. Ya gene ben. Romanımın yeni ismini buldum. Karanlıklar Meleği. Sen oradan çekilirsin, enayi dün beleği. Gülme be. Ne vavalik harısın be. Biraz ciddi olsun aslında. Bu mevzu. Sayende atlattık yapışkanı Sürpik abla. Dün de bizi plajda gözetliyordu dün. Sıkıysa buraya gelsin de göreyim. Ah yakaladım. Gel ya. Gene sensin namussun. Her zaman her yerde ben. Romanımın yeni ismi Deniz'den gelen adam olacak. Eğer defolup gitmesin boğulan adam olacak. Namussuz. Madam. Yapmayın madam. Aman, herif aya gitsek peşimizden gelecek. Karar vermiştir, beni sınırdan öldürecektir bu herif. Allah korusun, hani benim Sürpik ablam kuru gürültüye papuç bırakmazdı? Ha bu herif kurudur, görme olsun, sırı sıklam suludur be! Açma gene o heriftir, açma! Şeyler arası, canım, o milletler arası olsa gene aral, sen bilmesin. Kan yapma! Alo, evet bekliyorum. İzmir arıyor. Alo? Evet benim. Nasılsınız dayıcığım? Efendim? Annem mi? Evet, anlıyorum. Peki, ilk uçakla geliyorum efendim. Merak etmeyin. Kötü bir haber mi var? Kayınvalidem ağır hastaymış. Beni görmek istiyormuş. Vah ka! Buraya gelmekle bana kuvvet verdin kızım. Teşekkür ederim. Ömer'den hala bir haber yok mu? Telgraf çekilmiş. Bugün yarın gelir mutlaka. Korkarım geç kalacak. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Böyle konuşmayın. İyileşeceksiniz. Çok güzel günlerimiz olacak. Güzel günler.
Sizin olsun yavrum. Sen de çok çektin. Söz ver bana. Ömer'im bir gün gelir, hatasını anlarsa, dizlerine kapanıp af dilerse, o zaman onu affeder misin? Onun yerine ben af dileyim istersen. Ah, anne, anneciğim. Söz veriyorsun değil mi yavrum? Evet, söz veriyorum. Başımız sağ olsun oğlum. Tanrı sana ömür versin. Anne, anne. Canım annem benim. Yetişemedim. Son bir defa yüzünü göremedim. Hiçbir zaman affetmeyeceğim kendimi. Affetmeyeceğim. O sizi affetmişti. Kırılmıştı bana. Mutlaka lanet etmiştir. Bilakis. Son nefesinde bile sizi düşündü. Sizin saadetiniz için uğraştı. Anneniz kollarımda öldü. Telgrafı seyahatten dönüşte aldım. Hemen yola çıktım. İçime bir acı çökmüştü. Yetişemeyeceğimden korkuyordum. Korktuğum başıma geldi. Misteri oğlum, tahmin etmiştim. Hep sizden bahsederdik. Çocukluğunuzu anlattı bana. Çok yaramazmışsınız. Topla kırdığınız camları, dövdüğünüz komşu çocuklarını hep anlattı bana. Görüyorsunuz ya. Size ait çok şey biliyorum. Doğru. Ama ben size ait hiçbir şey bilmiyorum. Sahi kimsiniz siz? Ben... ben bir komşu kızıyım. Adım da Canan efendim. Tuhaf. Sizi daha önce hiç görmemiştim Canan Hanım. İnsanlar bazen en yakınlarındakini göremezler Ömer Bey. Müsaadenizle. Hayrola? Dayı, dayıcığım. Kızım ağlama artık. Hem ölenle ölünmez ki. Neler konuştunuz bakayım kocamla? İki yabancı neler konuşursa onu da... Aa, o da ne demek? Tanımamış beni. Bilmiyor karısı olduğunu. Şimdi sorarım ben ona. Durun dayı, böylesi daha iyi. Komşu kızı Canan biliyor beni. Öyle bilmeye devam etsin. Aa. Peki ama ne kadar devam edecek bu oyun? Sonuna kadar. Ne biçim kızsın be? Sabır taşı olsaydı şimdiye kadar çatlardı yanıyam. Madem ki seni tanımadı, ne diye başına kalkma olsun? Sırası var abla. Çok yakında karşılaşacağız onunla. Kendisine adresimi ve telefon numaramı verdim. Beni komşu kızı Canan olarak tanıyor şimdi. Desene ki oltaya atmışımdır. Senin gibi yem varken o balık oltaya yakalanacaktır yavruz. O zaman isterisin tavaya at, isterisin ızgara. Galiba gene içkilisin Sürpik abla. Evet, evet. Ama hırsından içmişimdir. Sen yok iken herif beni illet etmiştir be! Her gün çiçek, çiçek, çiçek! Evi çiçek bahçesine çevirmiştir it oğlu iti! Çok güzel, bunu beğendim. Birer saat arayla bunun gibi 5 tane göndereceksiniz. Emredersiniz. Tamam, teşekkürler.
Ömer! Ben? Ömer, neredesin bunca zamandır? İzmir'deydim. Aslan gibisin. Annen nasıl? Sizlere Ömer. Ya, deme ya, başın sağ olsun. Severdim Şaziye teyzeyi. Ne yapalım siz, acısını veren sabrını da verirmiş. Hadi gel bir yerde iki kadeh içelim seninle. Ha? Peki. Bunu yazdığım adrese yollayın lütfen. Aynen efendim. Aslan seni. Aman yavrum, sıkı durasın he. Gene mi yapışkandan? Yok, bilemedin. Bu sefer maymundandı. Maymundan mı? He, kartını oku da bak. Ömer Bey bu akşam seni ziyarete gelecekmiş. Maymun kafese girdi desene. Aman kalbim kuş gibi çırpınıyor. Merak ediyorum, acaba nasıl bir maymundur? Alo? Benim. Şşt, buyurun. Evet, benim. Siz kimsiniz? Tanımadınız mı? Meryem Hanım ben. Karınız. Siz İstanbul'da mısınız? Evet. Birbirimize çok yakınız artık. Adresimi vereyim mi? Yok, istemez. Görüşeceğimizi sanmıyorum. Neden ama? Bir kocayı karısı kadar kim teselli edebilir? Kollarımı açtım ve bütün şefkatimle bekliyorum. Kollarını kapa ve hiç bekleme. Hepsi bu kadar. Bozuldu he. Hem de nasıl? Bakıyorum neşen kaçtı. Ben tanır mıyım ha? Kimi? Telefon edeni. Kodun gene fostanı gözümden kaçmaz. Ben tanır mıyım? Ha? Ha? Tanımazsın. Münasebetsizin biri. Böyledir zaten. Kaçan kovalanır. Benimki de kaçıyor şimdilik. Üzülme, yakalarsın bir gün. Hay ağzını seveyim. Ayağında uğur vardır senin. Dur ben de benim sevgilime telefon edeyim şimdi. Bir dur bakayım. Numarayı öğreneceksin değil mi? Alo? Kim? Bülent mi? Sıktınız ama. Ver şunu. Zor sende utanma, arlanmadan eşe yoktur. Ne namussuz herisin sende? Ver şunu. Hiç utanma olsun. İnsanda bir parça Hiç izzet nefis yok mu kanım sizde? Ben söyleyecektim. Bana bak. Eğer bizi rahatsız ederse bir daha senin ananı... Ver. Bırak lafımı bitireyim. Dur, bir şey geldi aklıma, ver. Tamam. Alo? Niçin sustunuz? Ne geldi aklına? Sus abla! Ne oldu? Yapışkanı koz olarak kullanacağız. Anlarsın ya. Şimdi çakmışım. Kasen ne malımışsın. Aferin be. Alo, Bülent Bey. Efendim, buyurun. Emredin. Az önce niye sustunuz sultanım? Size biraz haksızlık ettiğimi düşündüm. İnatçılığınız ve büyük hayranlığınız bana gurur vermeye başladı. Belki ileride arkadaş da olabiliriz. Beklerseniz tabii. Beklemek ne demek? Kapınızda heykel olurum. Asırlık çınar olurum isterseniz. Ama yeter ki söyleyin bana. Ümit edebilir miyim? Çapkınca bir sual bu. Ama evet demek geliyor içimden. Mesela yarın buluşabiliriz. Romanınızın ismini de birlikte buluruz. Bun bile ben. Ömre bedel kadın. İyi geceler Mabudem. Eyvallah Bülent. Allah rahatlık versin Mabudem. Hey, gidiyorum dedim sana. İyi geceler kraliçem. Ha? İyi geceler Ömerciğim. Ay, Allah'ım. Ay, aman. En kötü günlerinde yakınlık gösterdiniz. Teselli ettiniz. Minnettarım size. Rica ederim. Ben komşuluk vazifemi yaptım sadece. İnanın... Huzurum sizinle başladı. Artık içsek. Buyurun. Hadi bon voyage. Süper abla. Aha, bu neydin, elime geldi. Alınız, veriniz. Hep süt mü içersiniz? Evet. Doğduğum günden beri tiryakisi olmuşumdur bu Meret'in. İçkinin kokusu bile bana dokunur. Öyle değil Neriman. Tabii ablacığım. Ben de pek sevmem. Ama yalnız günlerimde sadık bir arkadaştır içki. Yalnızlığı sevdiğinizi anneniz söylemişti. Ayrı yaşamanıza üzülüyordu. Sebebini de anlattı mı size? Hayır ama
Ben tahmin ettim. Nedir tahmininiz? Bir gönül hikayesi bence. Yok canım, katiyen. Özel bir sebepti. Ağlamışım. Belkim de anacığın seni evlendirmek istiyordu. Ne münasebet? Ama gene de bir kadın parmağı vardır, he? Ne demek ki? Yoksam evlisin. Değilim tabii. Bekar sayılırım. Sayılır mısınız? Yok canım. Düpedüz bekarım işte. Aha, anladım. Yeni boşandınız. Allah Allah, evlenmedim ki boşanayım. Hem nereden çıktı bu evlilik lafı kuzum? Sen evliyim demedin zor. Kim? Ben, siz dediniz. Aa, ben evliyim dedim. Ben bekarım. Sen şimdi evli değilsin yanıyam. Değilim. Ne evliyim, ne de hayatımda bir kadın var. Ha, anandan doğdun, geldin ilk karı beni gördün. Sen onu benim külahıma anlat. Haydi, anlat derdini. Derdim falan yok. Ama tabii ufak tefek pürüzler oluyor hayatta. Hı hı. Bu pürüz sarışın mı, esmer mi? Oo, siz de mi? Geç oldu galiba, daha fazla rahatsız etmeyeyim sizi. Ölünü gör gidesin, ne güzel laflı olduksa o. Bana müsaade edin, iyi geceler. Bu ne? Oh, çok affedersiniz. Buyurun. Rica ederim, siz buyurun. Madame Sürpik çok cana yakın bir insan. Öyledir. Acaba sizi tekrar görebilir miyim? Tabii, ne zaman isterseniz buyurun. Buraya mı? Ben beraberce sadece ikimiz çıkabilir miyiz demek istemiştim. Peki, yarın telefonla arayın beni. Teşekkür ederim. Ben de çiçekler için teşekkür ederim. İyi geceler. Size de. Çekil, işim acele. Benim de işim acele. Randevum var ya. Benim de randevum var canım. Türkiye'nin en güzel kızı beni bekliyor. Dünyanın en güzel kızı da benli. Desene, ikimiz de şanslıyız bugün ha? Hayır, seninkini bilmem ama benimkini bir görsen, bir görsen! Yo, hayır, görmesen daha iyi. Elimden alırsın gene. Bu sefer korkma. Fena tutuldum galiba. Artık kimsenin kızına yan bakmam. Söz mü? Namus sözü. Canım kardeşim benim. Allah ikimizin de şansını açık etsin. İyi ya, canım kardeşim. Şöyle bakayım sana, bir bakayım. Bakayım ben sana bakayım. Çok güzel tamam. Oldu. Oldu bu iş. Sana dayanacak kadını düşünemiyorum bile. Canım kardeşim, sal bıyıklarına kurban olayım senin. Anam ama benimkine asılmak yok değil mi? Ayıp ettin şimdi. Buyurun beyim. Rica ederim siz. Rica ederim siz. Buyurun, rica ederim ol. Rica ederim buyurun. Beraber buyurun daha iyi. Buyurun Bülent Bey. Mersi. Viski. Benimki geldi sonra konuşuruz. Hayır, asıl benimki geldi. Evet. Tabii, benimki. Canan Hanım. Neriman Hanım. Merhabalar. Şeref verdiniz Canan Hanım. Yanlışınız var. Canan değil, Neriman Hanım'dır rahatsız ettiğiniz. Ya. Lütfen Canan olduğunuzu söyler misiniz şubeye? Durun çocuklar. Bir yere oturalım da izah edeyim durumu. Şöyle buyurun lütfen. Rica ederim. Neriman Canan'dır asıl adım. Suç benim. İkinize de aynı saatte ve aynı günde randevu vermişim. Kusuruma bakmayın. Rica ederim. Bir bakıma isabet oldu. Sizleri tanıştırma fırsatı geçti elime. Bülent Bey, Ömer Bey. Çok memnun oldum. Memnun oldum. Ne çok. Ne emredersiniz? Özel bir içki emreder misiniz acaba? Önce eve bir telefon etmek istiyorum. Ne emredersiniz? Rahatsız olmayın. Bahşişsiniz, rica ederim. Sen bir casus. Kafa şişirme. Sadece bir tesadüf bu. Bu kaçıncı tesadüf lan? Peşimi bırakmayacak mısın benim? Kaderine razı ol. Bilen çekil aradan. Yok. Nasıl olsa şişeceksin.
Kız bana pas verecek. Eskileri hatırla. Bir fedakarlık yapamaz mısın ha? Bu mu senin arkadaştın? Bundan evvelkileri helal ettim sana. Feda olsun. Ama bunu bana bırak. Ha, yapar mısın? Yazı sura atalım öyleyse, var mısın? Ulan ne biçim arkadaşın sen be? Pekala, öyle olsun. Nasıl? İyi anlaşabiliyor musun? Hem de nasıl? Ne dersiniz Neriman Hanım? Bülent Bey'e veda edip kalkalım mı? Anlayamadım. Yani Bülent Bey bizden ayrılacak mı? Katiyen olmaz. Geceyi birlikte geçireceğiz. Madem ki ısrarla beraber olmamı istiyorsunuz, memnuniyetle kalırım. Bülent Bey, işiniz varsa mani olmasaydık, ha? Yoksa rahatsız mısınız? Başkasına söz vermiş olmayasınız, ha? O halde ne duruyoruz çocuklar? Gecemizi değerlendirelim. Binlerce özür dilerim. Sabırsızlığımı affedin. Sabahı bekleyemedim. Size söyleyecek o kadar çok şeyim var ki. Acaba yarın buluşabilir miyiz? Niçin olmasın? Üçümüz çok iyi anlaşıyoruz. Yani siz, ben ve Bülent. Bülent mi? Sakın ha! Bir yabancının yanında hislerimi dile getiremem. Sadece siz ve ben. Pekala. Çok garip. Hayır diyemiyorum size. İyi geceler. Sen. Benim ya! Artık tahammülüm kalmadı. Aldatıldığını anladım. Bir kadınla ilgilendiğini öğrendim. Dikkatli ol! Bir de tehdit mi ediyorsun beni? Gülerim sana! Acırım haline! Sen kim oluyorsun be? Kim oluyorsun sen? Karın oluyorum, karın! Asıl gülünç olan sensin! Peşinde koştuğun karı alay ediyor seninle. Başkasını seviyor çünkü. Sevdiğinin resmini de boynundaki madalyonda taşıyormuş. Anladın mı? Madalyonda. Daldınız. Madalyonunuza bakıyordum. Hiç çıkartmam onu. Çok mu seversiniz? Canım kadar. Tabii madalyonu değil, içindekini. Görebilir miyim? İmkansız. Kapatalım bu konuyu. Neşelenin biraz. Eğer burayı beğenmedinizse başka bir yere gidebiliriz. Sizin olduğunuz her yer benim cennetim. Siz de meleğimsiniz. Ömer Bey, size bir pusula bıraktılar. Teşekkür ederim. Müsaadenizle. Kocacığım, artık tahammülüm kalmadı. Yanındaki zilliyi defet ve beni bekle. 10 dakika sonra oradayım, haberin olsun. Dans edelim mi? Dans mı? Edelim. Ama başka bir yere gitsek daha iyi değil mi yani? Neden? Hani sizin cennetiniz de burası. Ama biraz sonra cehennem olabilir. Hı? Çünkü ayağım tutuldu. Ayağım tutuldu. Evet. Ayağınız mı? Birdenbire kasılıverdi gene. Nasıl yardım edebilirim size? Yürütün beni, yürütün, götürün buradan. Ben burada kaldıkça acım artıyor çünkü. Çünkü neredeyse gelecek. Sancı! Siz
üzere. Çok zahmet oldu. Aa, rica ederim. Özür dilerim. Gecenizi de zehir ettim. Geceyi değil, ayağınızı düşünüyorum. Nasıl oldu? Biraz hafifledi sancısı ve... Ve buna sebep sizsiniz. Ben miyim? Evet. Yanımda olmanız. Şöyle gelin lütfen. Sanki gözetleniyormuşuz gibi bir his var içimde de. Çok şüphecisiniz. Hayır, kıskancım. Ancak yıldızlar seyredebilir sizi. Yabancı gözler değil. Şair olmalıydınız siz. Olamazdım. Sizi tanımamıştım çünkü. İlham perimsiniz benim. Bu gece çok merak edeceğim sizi. Evde yalnızsınız değil mi? Yok. Katliyen. Evvela içimde siz varsınız. Sonra... Evet, sonra? Uşan var evde. Sadık bir uşak. İşittiniz mi? Bir gürültü oldu. Sarhoşum biridir herhalde. Demek ki hissim yanıltmamış beni. Eve dönerseniz iyi olacak sanırım. İyi geceler. Götüreyim arabaya kadar sizi. Ayağınız. Ayağım. İyi geceler. İyi geceler. Bülent, gecenin bu saatinde ne işin var fıçının içinde? Banyo yapıyorum da banyo. Saatler olsun. İyi geceler. İyi geceler. Şol eşek. Günaydın madam. Günaydın Ömer Beyciğim. Buyurun efendim, buyurun. Namussuz. Şöyle buyurun efendim. Neriman Hanım yoklar mı? Sen hastasın diye ziyaretine gitmiştir. Öyleyse hemen gideyim. Gideli çok oldu. Şimdi neredeyse gelir. Uyandı ağlo bebecik. Vah yavrum ağlo. Ne bebi? Neriman Hanım'ın kardeşi. Kardeşi mi? Öyle mi dedim? Ben ne yaptım? Abuş surpik! Kimselere söyleme olduk, saklı olduk. Beyzadem, kimseye söylemesin. Ağzım sıkılır, merak etmeyin. Neyse, şimdi iki kahve yapayım, beraber içelim olmaz. Neriman Hanım'a? Neriman Hanım'ın kardeşidir bu. İkiz mi? Boyu büyümüş ama aklı büyümemiştir. Anormaldır, geri zekalı diyorlar zavallıya. Mama, cici mama. Olga yavrum, seni pek sevmiştir. Yoksa emziğini kimselere vermez. Neriman Hanım anlaştığınızı görünce bayılacak sevincinden. Öyle mi? Aman ne cici bebek bu 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 Konuştu! Ey büyük Allah'ım, sen nelere kadirsin! Mucize! Seni babası zannetmiştir, zavallı yetim yavrucak, biraz sokuladı! Onde! Peki, bak cici bebeci! Baba! Cici baba! Cici baba! 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 Babanın canı! Baba cici!
hatta istedi bebeğim. Evet. Hadi götür hadi. Ben mi götüreyim? Beni ha. istemiyor ki seni istiyor. Yani yam ki babasını. Beni mi? Neriman Hanım'ın gönlünü çiçekle alacağına kardeşini biraz atta getir de daha çok sevinsin. Sahi mi? Hadi ne duruyorsun? Alacak yavrusuna babası, neler neler alacak. Cici mamalar alacak, cici zehirler alacak kuslu durursa. Ama bebek kuslu mu bu? Tabii, cici bebek. Kuslu, çok kuslu bebek, çok. Amca kaka. Allah bağışlasın. Cümleninkini. Ne? O ufacık çocuğu Ömer'le baş başa mı bıraktınız? Evet, ne olmuş? Doğru yapmadınız. Nedendir ka? Dedikodu gibi olmasın ama hakkında bazı söylentiler var. Ne? Pek makbul adam değilmiş. Ah söyleme, yüreğimi ezdireceksin. Acaba bir şey yaparsın ya ama. Elma şekeriyle ufacık çocukları kandırıp onların ırzına geçirmiş. Ama. Al sana cici bebek, mamma. Başlarım şimdi babanın canını. Al sana bebek ye. Ye cici bebek. Ye de büyüyor ye. Neriman Hanım evlenme teklifimi kabul ederse... ...o yavrucağı enişte değil baba olacağıma inanırım adam. İnanıyorum. Dediğini yaparsın çünkü sen... ...damga pulu gibi herifsin. Yapıştın mı çıkmıyorsun. Neriman Hanım gibi güzel, eşsiz bir mıknatısa nasıl yapışmam madam? Dünyam işte onu görünce... Acaba nerede kaldılar? Ne? Sakın bebeğe bir şey yapmasın. Ah Sibyan'a bir şey yapar değilsin. Aman kalibam gibi gözünü saydım. Ne oldu yavruşkom? Arabayı ne yaptınız? Bebecik parçaladı da. Ya. Neriman Hanım. Anne! Seni de annesi zannetti işte. Al, al yavrum. Al yavrum. Hayır onu gör. Anne, anneciğim. Anne, hadi ağlatma bebeğim, eme ver, emzir. Emzireyim ama şaşkınlıktan sütüm kesildi. Eyvah, bana bir şeyler oluyor. Hani olur? Pis baktım. İyi halt baktım. Alın şunu, rezil oldum canım. Kepaz oldu. Kuzum Allah aşkına, ne oluyor? Anlatsana bana Ömer. Hemen kaçalım burada soranı. Yok. Soranı. Müsaade misin madem? Müsaade. Bay bay bebeciğim. Bay bay. Bay bay. Baş. 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 Sen ne yaman oyuncuymuşsun ya, aman. Sahi beğendin mi? Becerebildin mi? Oh, hem de nasıl? Diş numarası nasıldı? Hani kaydı? Yalnız damga pulunun kucağına işeyeceğini senin maymunu ıslatma işeseydin daha iyi olurdu. Çok sevdim kardeşinizi. Pek şeker şey. Ona gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Rica ederim. Aslında bir aile dramıdır bu. Biz üç kardeşiz efendim. Üçüzüz. Ne? Üçüz mü? Evet. Bir de erkek kardeşim var. Erkek küçük kız kardeşinize mi yoksa size mi daha çok benzer? Bana. Erkek kardeşinizi de tanımak isterdim. Seveceksiniz sanırım. Biraz deli doludur ama sevimlidir. Bu gece buluşabilir miyiz? Bülent Bey'e söz verdim. Ne olur çıkmayın onunla. O bir kadın düşmanı. Galiba bir iki de sabıkası varmış ya. Parasını yediği bir bar kadının yüzünü jiletle doğramış, lime lime etmiş. Korkunç bir şey bu. Onu bu gece atlatmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. Bekleyeceğim sizi. Gelmeye çalışırım.
Merhaba abisi. Merhaba. Kimle mi tanışıyorum? Neri'nin kardeşiyim ben. Neri kim? Neriman yani, bizim üçüz. Üçüzün üçüncüsü. Hoş geldin delikanlı. Eyvallah. Bizimki biraz gecikecek de önceden beni yolladı. Laf aramızda sen Bülent denen çam sakızından daha afillisin ha. Öyle derler. Ama ablan bir türlü tercih yapamadı. Hızlı olacaksın bu yollarda. Bak abi, benim de o biçim bir hikayem vardı. Geçenlerde iyi ettim. İyi mi ettin? Yani yengen oldu. O biçim. Anlarsın ya. Oğlum böyle içmez ha. Çaktırmadan şu parçaya bak abi. Öf Allah be. Aman oğlum sakın ha, yapma. Benim bir şey yaptığım yok abi. Gajof frekik veriyor be abi. Yanındakiler de bana korku veriyor ama. Beni ırgalamaz. Pozisyon penaltılık şimdi. Ayıptır ama senin yanındaki kıza baksalar razı olur musun? Bakamazlar ki. Ben adamın nefesini gırtlağında düğümlerim ha. Gel sen gene de şöyle otur bakayım hadi. Aman abicim, manzaran bozulur sonra. Rahat dur oğlum, rahat dur. Nasıl dururum be abi, her yanım oynamaya başladı. Pas veriyor karı. İşimi alırım ben bundan. Korkarım başımıza belaya alacağız. Her tarafları bela olsa ne yazar be abi? Ulan hiç, o bıyıklarını yolarım senin. Abi be, baksana şu kerize. Ana, ulan parçalarım seni ben. Yavaş ol bakalım. Ne istiyorsun Sübyan'dan? Sübyan mı? Ulan gözüyle yedi bizim karıyı be. Sen de yedirmeseydin. Oğul yaşa be abi, ablama anlatacağım bu keresteye nasıl posta koyduğunu. Ben miyim ulan kereste? Bak benim de. Ulan sensin beyefendi. Alo? Geçmiş olsun. Ne? Nereden öğrendin hasta olduğumu? O kadın yüzünden dayak yedin kocacığım. Kocacığım deme bana. Kocan değil misin? Kocanım tabii. Bak, telefon açman çok iyi oldu. Ben de avukatımızla konuşmak istiyordum, ne olur. Anlaşamıyoruz. Boşanırsak ikimiz için de ayrılı olacak. Ne? Katiyen boşanmam. O kadına kaptırmam seni, konuşacağım onunla. Hayır, sakın ha! Bunu asla yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın, cadı karı! Öyle bir yaparım ki, siz de şaşırıp kalırsınız. O fındıkçı kadın için gül gibi yuvamızı bozamam. Yarın sabah onunla konuşacağım, evli olduğunuzu söyleyeceğim. Yuvamızı yıktırmam ona. İşte bu kadar. Maymun gibi oynat olsun ka herifi. Bir de üstelik şimdi dayak da yedi. Hem de okkalı tarafından. Ama üzüldüm. Fazla kaçtı galiba. Çok ileri gittik bu sefer. Siz misiniz Ömer Bey? Aman dinleyin Nesil oğlum. Şimdi arayacaktım ben de sizi. Kardeşim anlattı her şeyi. Çok üzüldüm doğrusu. Nasılsınız? Doktor iyi şeyler söylemedi. Doktor mu? Evet, durumum çok ciddiymiş. Bu yüzden aradım hemen sizi. Belki bir daha göremem diye. Böyle konuşmayın. Elimde değil, size ihtiyacım var. Gelir misiniz? Hemen geliyorum. Nasıl oldu anlayamadım. Birden gözlerim karardı. Beynimin ortasından iki topuğuma doğru korkunç bir ağrı girdi. Tam şurada düşüp kalmışım. Sürüne sürüne ancak bu koltuğa kadar gelebildim. Hiç mi bir şey hissetmiyorsunuz? Hiç. Sanki belimden aşağısı benim değil. Çok korkuyorum. Korkmayın. Nasıl korkmam? Yarısı ben erkenden size gelecek. Kim? Kadın. Hangi kadın? Maymun kadın. O kadın. Doktor kadın. Ne istiyor doktor benden?
Hayatta tek dostumun siz olduğunuzu söyledim. O da beni buradan kaçırıp uzaklara götürmenizi rica edecekti. Çok, çok hava değişikliğine ihtiyacım varmış. Mesela nereye gidebiliriz? Dağ havası iyiymiş. Dağlara, dağlara kaçalım. Kuzum bu ne telaş? Neden kaçıyoruz? Maymun, maymun gelecek size. Aa, görmüyor musunuz? Aynı sancı beynime vurmaya başladı. Kaçalım, dağa kaçalım ne olur. Peki, bütün bunlar kardeşimin yüzünden başınıza geldi. Kendimi suçlu hissediyorum. Nereye isterseniz sizinle geleceğim. Teşekkür ederim. Mutluyum Neriman. Acılarımı yok eden bir iyilik meleği var yanımda. Acılarını değil, hastalığını yok etmek isterdim. Zaman ister biraz. Sıcak ilgin, tatlı bakışların en iyi ilaç olacak, inan bana. İyileşeceksin Ömer. Buradan dönüşte eski sıhhatine kavuşmuş olacaksın. İstemediğimi söylersem inanır mısın? Neden? Çünkü seni bana hastalığım yaklaştırdı. Kaderime lanet etmiyor, seviniyorum bu yüzden. Dağ havası mı? Neriman'la telefon yapmışız. Bolu'ya geçmişti. Hususi dağ evlerinde istirahat ediyorlar. Bu olamaz. Olamaz, bu olamaz işte madem. Bu imkan yok olamaz. Çünkü bu bana atılan bir kazıktır. Ne kazığıdır be? Dost kazığı madem. Çünkü beraber gittikleri benim evim. Benim evim madem. Senin? Ya. Romanımın yeni ismini buldum. Kazıklanan adam. Öyleyse mi içelim? Kazıklanan adamın şerefini. Madam. Hadi Ömer. Hatırım iki. Kalk. Kalkmaya çalış. Yapamayacağım. Yapacaksın. Hatırım için. Benim hatırım için. Hadi. Ne olur bir daha dene. Peki. Oluyor, oldu. Ayakta durabiliyorum. Ne? Yoksa rüya mı görüyorum Neriman? Hayır, başardın. Şimdi yürümeye çalış. Bana doğru gel. Yapamam. Düşerim Neriman. Düşerim. Yapacaksın. Gel bana. Sana geliyorum Neriman. Geliyorum Neriman. Gayret et. Yaklaş. Yürüyorsun Ömer, yürüyorsun. Evet, yürüyorum Neriman. Lütfen daha öteye git. Peki, hadi gel Ömer. Yaklaş, yaklaş. Biraz daha geriye git. Başarıyorsun. Yoruldunsa dinlen biraz. Hayır, hayır, devam edelim. Ne olur sabaha kadar yalnız bırakmayın beni. Hiç bırakır mıyız canım kardeşim? Bülent. Bülent, sen burada mısın? Faciayı duyar duymaz koşup geldi. Eksik olma. Çok sevindim. Bak, sevincimden ayaklarım tutuldu gene. Yok, siz rahatsız olmayın. Sonunda doktorluğum bir işe yarayacak. Doktor mu? Sen romancı değil miydin? Asıl mesleğim doktorluktur. Hem de felçli hastalar konusunda ihtisas yaptım. Değil mi Ömer? Ya, tabii. Öyle. Oh, çok sevindim. Ömer'e faydalı olabilirsin o halde. Hem de nasıl? Derhal muayeneye başlamalıyım. Ver bakayım şu ayağını. Taban derisi en hassas bölgedir. Gıdıklayalım biraz. Nasıl hissediyor musun Ömer? Hayret, biraz daha şiddeti. Nasıl? Hayret, ne yapsak? Daha tesirli bir şey bulsak. Ha, şu sopa, tamam. Ah! Nasıl? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Bülent? Canını acıtacaksın ama. Ah, keşke acısa. O zaman hissediyor demektir. Dua edelim de acıları hissetsin. Nasıl? Şimdi nasıl? Ümidi kesmemek ve darbelerin şiddetini arttırmak lazım. Dur Bülent, dur! Bak, acıdan gözleri yaşardı. Acıdan değil, sevinçten. En kötü günümde bütün sevdiklerim yanımda. (Gülüyor)
artık, çok üzülüyor Ömer. Yapma Neriman, merhamet ise öldürür onu. Tahrik etmeli, kıskandırmalıyız. Hadi tatlı tatlı gülümse bana, sokul bana. Hayır, oturalım. Oturalım peki. Hadi bakalım delikanlı, şimdi sıra sende. Dans et de görelim, hadi. Yürüyemiyorum. Bir zamanlar ben de dans ederdim. Gene edeceksin Ömer, ümidini kesme. Bir doktor olarak dans etmeni emrediyorum sana. Lütfen. Fazla ileri gittin sanırım. Hislerini rencide etmeye hakkın yok. Niye? Benim yüzümden kavga etmeyin. Değmem. İşe yaramayan zavallının biriyim ben. Elveda dostlarım. Elveda. Elveda. Dur Ömer, nereye? Gitme peşinden, başarıyoruz Neriman. Sanmıyorum. Elveda demesi hoşuma gitmedi. Yalnız bırakamam. Kaçmıyorum. Artık benim için tek çare suların arasında kaybolmak. Ne? Müsaade edemem bu çılgınlığı yapmana. Acıyorsun değil mi? Hayır. Gözyaşı dökmek. Seni bulduğum an kaybetmek istemiyorum. Bulduğun sakat bir erkek Neriman. Ama delicesini seven bir erkek. Yeter bana. İlk heyecanı senin yanında duydum. Saklayacak değilim Ömer. Dünyamı seninle kurmaya başladım. Hastalıktan değil, sevinçten ölebilirim şimdi. Sizi İstanbul'dan telefonla arıyorlar. Beni mi? Evet efendim. Telefon nerede? Bu tarafta. Merci. Alo? Alo! Kimsiniz? Furtik Benliyan. Tanıdın şimdi. Dinle. Zor, sen haklıymışsın. O Ömer denen abuş bir ırk düşmanıymış. Anlıyorsun. Anlamaz mıyım madam? Ben o iti tanımaz mıyım? Ha? Ne? Ne? Evli miymiş? Evli miymiş? He ya! Köpoğlunun iti evliymiş meğerisi. Karısı buraya girmiş ise inanmamışımdır. Bana evlilik cüzdanlarını göstermiştir. Yedim seni Ömer. Mutluluklar korkutur beni her zaman. Elimden alacaklarmış gibi bir his belirir içinde. O hissi duymayacaksın artık. Beraberliğimiz ölümsüz olacak. Saadetimizi hiç kimse gölge düşüremeyecek. Hiçbir maneye, hiçbir pürüz yok. Değil mi Ömer? Asla. Yoksa Bülent'i mi kastettin? Hayır. Bülent sevgiye hürmet eden hisli bir erkektir. Anlayış göstereceğine eminim. O halde ne duruyoruz? Evleneceğimizi müjdeleyelim Bülent'e. Hey! Çocuklar! Çocuklar! Bülent! Çok sevineceğim bir haberimiz var diye. Evleniyoruz. Ha? Hem sevindim hem üzüldüm bu habere. Neden? Sevindim çünkü Ömer'in iki karısı olacak. İki karısı mı? Tabii. Senin namına da üzüldüm çünkü evli bir erkeğin metresi olacaksın. Evli mi? Hayır, olamaz. İmkansız. Bak ya, izah edeceğim sana bir şeyi. Konuşma artık. Ama... Üstelik görüyor musun? Demek alay ettin benimle. Bak, dinle beni. İğreniyorum, iğreniyorum senden. Neriman, her şeyi anlatacağım. Hayır, nefret ediyorum. Nefret ediyorum! Bana müsaade et, kızın teselliye ihtiyacı var, bırak da! Neriman! Neriman, beni bekle, dur canım! Beni bekle! Ağlama Neriman! Sinirlerine hakim ol, ağlama! Ağlama! Beni de ağlatacaksın, ağlama diyorum! Hadi gel şurada bir şey içelim canım, gel! Gel yavrum, gel canım! Gel, gel! Gel! Ay, ay, gel! Gel şu köşeye oturalım. İki kahve lütfen. Ben ne yapacağım şimdi? Bir çare düşünürüz elbet. Ama önce şu ağlamayı bırak canım. Elimde mi? Ölsem daha iyi. Başıma bunlar da mı gelecek? Seni ikaz etmiştim değil mi? Beni suçlama şimdi. Evleneceğimizi ümit ediyordum. İmkansız, imkansız evlenmek. Arada nikah var biliyorsun. Daha evvel söylemeliydin. Bütün hayallerim yıkıldıktan sonra neye yarar? Mahvoldum artık, rezil oldum. Sus yavrum, ne olur sus. Üzme kendini, ne olur. Her şey düzelecek.
Gülen hanım evladı, zavallı kıza kim bilir neler yaptı. Ah, ben de ister miydim, öyle olmasın şekerim, çaresiz, ne yapayım? Olan oldu artık. Dostlarımın yüzüne nasıl bakarım ben? Nasıl düştüm bu tuzağa, Allah'ım? Sus Neriman, sus rica ederim. Sinirlerin harap olacak. Ay, bu gidişle sana kriz gelecek canım. Galiba kendini toparlaman için sana bir tokat atmam lazım. Ulan züppe fazla oldun artık ha! Bey kardeşim! Ne bey kardeşim? Ben mi yalancı şahitlik yapacağım yani? Yok, yapamam. Senden başka dostum var mı benim? Ha, eskiden böyle konuşmazdın ama. Hem ben bu kırık çeneyle şahitlik yapamam o. Benim bildiğim Bülent çenesiyle değil, kalbiyle konuşurdu. Ya çekme yemem. Az mı inlettin beni? Unutma. Aa, eskiyi kurcalama şimdi be. İyi. Sen şahitlik yapmazsan boşanamam karımdan. Ha? Ocağına düştün Bülent, ne olur. Oh olsun. Sen bilesin. Hı. O zaman benim için yapılacak bir tek şey kalıyor. İntihar etmek. İyi, ha? Ya, buna müsaade edemem. Arkadaşlık öldü mü? Peki Ömer, senin için bu fedakarlığı yapacağım. Kardeşim be canım. Canım. Ömer ve Neriman Ulaş'ı çağır. Ömer Ulaş! Neriman Ulaş! Neriman Ulaş! Bu mu karın? Yüzünü niye kapamış öyle? Maymun suratını kimse görmesin diye. Boşanma isteğinizle ilgili celseyi açmadan evvel barışmanızı teklif ediyorum. Olamaz sayın hakim. Cehennem azabı veren beraberliğimizin devam etmesine imkan yok. Peki, barışmayı kabul etmediğinize göre boşanma sebebiniz nedir? Şiddetli geçimsizlik efendim. Bu hususta şahidimi dinlemenizi rica ediyorum. Evet, adınız, soyadınız? Bülent Demir. Babanızın adı? Hüsnü. Doğruyu söyleyeceğinize yemin eder misiniz? Yemin ederim efendim. Karı koca arasında şiddetli geçimsizlik olduğu doğru mu? Hayır, çirkin bir iftira efendim. Olamaz! Herhalde sualinizi yanlış anladı efendim. Müdahale etmeyin, şahidi siz gösterdiniz. Devam edin. Sık sık kavga ettikleri doğru mu? Asla! Daha dün akşam sabaha kadar mehtabı seyredip aşklarını dile getiriyorlardı. Değil kavgalarına, en ufak bir münakaşalarına bile şahit olmadım. Yalan söylüyor. Maksatlı konuşuyor. Maksadı ne olabilir? Bilmiyor efendim. Ama boşanmamızı istemediği de belli. Evet, istemiyorum. Gördünüz mü? Örnek bir yuvanın yıkılması beni üzüyor. Ben bir roman yazarıyım sayın hakimim. Yeni romanımın ismini onların aşkından aldım. Saadet Güneşi. Oturun. Şiddetli geçimsizlik iddianızı ispat edemediğinize göre başka bir diyeceğiniz var mı? Var efendim. Karımın yüzünü göstermesini istiyorum. Böyle maymun bir kadınla evli kalınamayacağına kanaat getireceğinizi ümit ediyorum çünkü. Hı? Siz ne diyorsunuz kızım? Gururundan daha fazla fedakarlık yapamayacağım efendim. Madem ki kocam ısrarla boşanmamızı istiyor. Peki, kabul ediyorum. Neriman! Ay. Üzülme artık, olur böyle şeyler. Oh, oh, oh! Allah başka keder vermesin, Allah, Allah! Kes sesini! İnsan kendi karısını tanımaz mı be? Yuh sana! Sıcak mısın sen yoksa susturayım ha? Alo? Evet, benim, evet benim! Kim? Karın! Ha? Eski karım. Ver, ver, ver. Seni değil, beni istiyor canım. Ha? Evet. Tabii. Emredersiniz. Emredersiniz mabudem. Tam. Ne istiyor? Bu gece kendisini gezmeye götürmemi istiyor. Otur yerine, bir yere gidemezsin. Niye gidemezmişim? Ben mani olacağım ve ondan. Nasıl yani? Böyle yani. Gösteririm ben sana Neriman Hanım. Son romanımın adı Aşkın Sillesi. Ah!
Fazla konuşma. Giyin ve tıpış tıpış gel önden. Gelmiyorum. İstemiyorum seni. Dolanıyor musun? Çık dışarı. Çıkacağım. Ama seninle beraber. Çık. Hayır. Dokunma bana. Bırak. Bırak diyorum sana. Kabasın. Vahşisin. İstemiyorum seni. İstemiyorum. İstesem de. İstemesem de gireceksin. Bırak. Polise vereceğim seni. Sen bir haydutsun. Haddini bilmez kustan birisin sen. İmdat! Ne olur beni bırak kızı bakayım. Sırtlık abla yetiş. Polise haber ver çabuk. Ne olur bana bak. Eskiden maymunuydu. Şimdi kız kaçıran ayı oldun. Bırak şunu. Bırak. Ne olur be. Karımı götürüyorum. Çekil yolunda. Ah ne yapacak değilsiniz acaba? Neriman! Ömer! Neyman! Ömer! Neyman! Ömer! Neyman! Ömer! Burnu! Bırak beni! Bırak! Yeter bu saçmalık artık! Bence yetmez. Başladığım bir işi bitiririm ben. Her şey çoktan bitti. Rahat bırak beni artık! Bunu söylemek için çok geç kaldın. Yaklaşma bana! Yaklaşma! Bağırırım yoksa! Umurumda bile değil. Çıldırmışsın sen! Olabilir. Sonra güzellik olmaz. İstemiyorum, seni sevmiyorum. Olabilir. Hiç gururun yok mu senin? Bana değil, ruhsuz bir kadına sahip olabilirsin şu anda. Ölümü tercih ederim senin olmaktansa, anlıyor musun? Anlıyorum. O halde ne istiyorsun benden? Söyle, ne istiyorsun? Önünde diz çökmek, senden af dilemek istiyorum sevgilim. Affet sevgilim.